Merhaba arkadaşlar. Bir mezarlıktayız. Portekiz'de Lumière Mezarlığı. Bakın. Portekiz'de bir mezarlık görüntüsü. Ne kadar düzenli, ne kadar tertemiz her taraf, değil mi? Çamur bile, toz bile yok. Çok basit konular bunlar, değil mi? Mezarlığın düzgün olması. Çok bakımlı. İyi bakılıyor mezarlara. Ben böyle ara ara mezarlıklara gelirim. Arkadaşlar, Türkiye'de de çok sık yaptığım bir şeydir. Portekiz'de de yaptığım bir şeydir. Ama bugün bu mezarlığa, bu mezarlığın sistemini, düzenini anlatmak için gelmedim. Burada yaklaşık 10 sene önce çok özel bir cenaze törenine katılmıştım. Çok önemli bir cenaze töreni. Bir hatırlayın bakalım, 10 sene önce Portekiz'de kim vefat etmişti? Bir futbol efsanesi. Hatırlıyor musunuz? Mezarını arıyoruz şu anda. O futbol efsanesinin, Portekiz'in biliyorsunuz çok büyük bir futbolcusu vardı. Salazar döneminin sembol isimlerinden birisiydi. Çünkü bir futbol zenci olanların o dönemde televizyona çıkmaları yasaktı. Bir kişi hariç. Kimdi o efsane bir futbolcu? Tabii ki Özebio'dan bahsediyoruz arkadaşlar. Özebio'yu hatırlıyor musunuz? Mezarını bulduk. Özebio vefat etmişti. Bu Özebio'nun cenaze törenine ben de katılmıştım arkadaşlar. Çok etkilendiğim bir olaydı bu tören. Bu törende binlerce kişi vardı burada. Müthiş bir yağmur yağıyordu. Bakın, burası insanlarla doluydu böyle. İnsanlarla doluydu. Son derece güçlü bir yağmur yağıyordu. Ve herkes, Özebio'nun bütün futbolcular, onu tanıyanlar, sevenler buradaydı. Bütün Portekiz camiası buradaydı. Ve Özebio burada defnedilmişti. Sevenler arasında bu yağmur sevenlerin buraya gelmesini durduramamıştı. Özebio'nun şu anda kabri burada. Fakat Özebio'nun naaşı burada değil. Panteon'a koyuldu arkadaşlar. Panteon ne demek biliyor musunuz? Panteon, toplum yararına fayda gösteren kişilerin naaşlarının defnedildiği yer. Özebio'da mezarı burada olmasına rağmen 2 senedir naaşı Panteon'a defnedildi arkadaşlar. Gene de eğer Özebio'nun mezarını merak ediyorsanız buraya gelip görebilirsiniz. Ama naaşı şu anda Panteon'da, onun için ayrılan yerde. Tekrardan bu kabri gösterelim. Böyle bir mezar taşı var. Sonsuza dek özleyeceğiz yazıyor. Gerçekten çok büyük bir futbol adamıydı.